anda hafta sonu 18-19 Kasım 2023 tarihlerinde bir fırtına yaşandı. Hem bölgemizde hem ülkemizin başka yerlerinde ciddi can ve mal kayıpları ortaya çıktı. Fırtına esnasında doğal olarak denizde dalgalar yükseliyor. Fırtına demek deniz için nimet demek. Denizin yüzündeki sularla, yüzeydeki sularla dipteki sular karışıyor. O karışım denizin zenginleşmesine, dipte ışıksız bölgedeki besinlerin yüzeye çıkmasına neden oluyor. Onun için biz bundan denizdeki bu karışımdan her zaman memnunuz. Ama bu esnada fırtına olduğu zaman dalgalar yükseldiğinde kıyısal bölgede, sığ bölgede daha önceden ölmüş olan pinalar veya halen canlı ama deniz çayırı gibi alanların korumasından mahrum kalmış olan pinaları sökerek kıyıya doğru atıyor. Şu anda fırtına esnasında karşılaştığımız durumda bununla ilgili. Yani tam dikkat ederseniz o bölge deniz çayırlarının çokça bulunduğu bir bölge aslında. Ama niye pinalar hep kıyıya vurdu? Çünkü biz misafirlerin ayağına yosun değecek diye çayırları söktük. Çayırları sökünce oralarda dalganın şiddetini azaltacak bir yastık görevi gören o deniz çayırları ortadan kalktı. Pina ne yapsın? Pina nasıl tutunsun o şiddetli dalgaya karşı? Bu durum aslında bize denizin kıyısal bölgesini korumamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ama ben bu haberin yapılmasından, sizlerin bu konuya ilgi duymasından çok memnun oldum. Üzgünüm bu kadar çok binanın ölmüş olmasından dolayı üzgünüm. Ama kamuoyunun geçmiş yıllarda hiç dikkatini çekmeyen, daha önceki fırtınalarda hiç dikkatini çekmeyen pina konusu şimdi artık dikkat çekmeye başladı. Daha çok bilginin yayılmasına ihtiyacımız var. Eğer bir dahaki fırtınada kıyıya daha çok pina vurmasın istiyorsak, pinalar ölmesin istiyorsak deniz çayırlarını koruyalım, denizi kirletmeyelim, kıyısal alanları doldurmayalım. Orada yürüyüş yapacağız diye, yürüyüş yolları yapacağız diye denizin enerjisini atacağı bölgelere duvarlar, setler çekmeyelim.